okulda da evde de uyandığımda da gözümde çapak vardı. Çapak mı? Allah Allah. Dur bakayım bir dakika, kıpırdama. Aa evet, şurada da küçük bir... Dur elleme. Rüya, sana çok hoş olmayan bir haberim var. Gözün mikrop kapmış olabilir anneciğim. Sakın gözümüzü ellemiyoruz öncelikle. Mutlaka gözümüzü ellemeden önce elimizi temizliyoruz. Okulda da dikkat et anneciğim. Bütün gün sıralara falan dokunuyorsun. Oraya senden önce birileri dokunuyor. Mikroplar bıgır 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 diye gelirler. Oradan da bıgır 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 diye gözüne gelebilirler. Bu sesi çıkartmak zorunda değiller tabii. Ama olabilir. Şimdi... Göz için önce ne yapacağız biliyor musun? Doğal tedavi yöntemini deneyeceğiz. Doğal tedavimiz nedir gözle ilgili? Yes baby, efsanesin sen. Şimdi sen git salona yat. Hasta bakıcı Rüzgar Sedalı. Hasta bakıcı Rüzgar Sedalı. Acil yardımınıza ihtiyacım var. Şimdi Rüzgar sen git. Rüya'nın güzelce yattığından emin ol. Ben ona pamuklu çay. Çaya pamuk bandıracağız daha doğrusu. Sen mi koyacaksın? Tamam, o zaman önce Rüya'nın yattığından emin ol. Şimdi onu yapalım. Tamam, işte bir gözümüze çay. Evet, Rüya'nım yatın. Evet, tamam. Dümdüz yatmanız lazım. Rüzgar Bey böyle olmaz, böyle olmaz. Rüya'nım dümdüz yatmalısınız, kafanız tam yukarıya bakmalı. Annem yastığı kaldırmak daha mantıklı bir çözüm gibi geldi. Yastıksız yat bakalım şimdi. Kaldır, komple yastıksız yat anneciğim. Anneciğim o zaman aşağı doğru gelir. Şöyle yapmamız lazım. Hoppa. Evet, bu şekilde yatıyorsun ve beni bekliyorsun. Şimdi yani efendim. Hayır. Pamuk da tamam, çay da tamam, ellerimi de yıkadım, dezenfektem de tamam. Rüzgar neden beni beklemedin anneciğim, kalktın gittin içeri. Şimdi yavaş. Şöyle yapalım. Annem sen bu kaşıkla ne yapıyordun? Hayır yok kaşık. Annem çay kaşığı demedim, çayın kendisi dedim. Hazır burada, hadi gel koyalım. Rüya ellerini çek, ellerini çek, daha mikrop kapmayalım. Hazır mısın? Hadi koy. Rüzgar bu senin yapabileceğin bir şey değil ama ucundan tut, ikimiz beraber koyalım. Hadi hadi koy Rüzgar, çabuk ol. Annem ha ben koymuşum, ha kardeşin de fark edecek. Evet tamam mıyız şimdi? Rüya böyle birazcık bekle tamam mı? Bir 5 dakika sonra geçmiş olacak. Elleme elleme, haklı. Tamam mı anneciğim, alıyorum. Tamam herhalde değil mi anneciğim, alıyorum yavaşça, bakıyorum tamam. Şimdi burayı yıkama, elini falan da değdirme, bakalım birkaç saat sonra yine eğer çapak olursa o zaman başka bir krem sürmek durumundayız tamam mı? Damla damlatacağız daha doğrusu. Bak bu Rüzgar ne olacak, Sulu'nun burada ne işi var, bunun mutfakta olması gerek. Efendim annem? Acıyor mu peki gözün? Ama çapak gelmeye devam ediyor diyorsun. O zaman şöyle değişik ve tarz olmuşsun. O zaman şöyle yapalım anneciğim. Damla damlatacağız. Rüzgar nerede? Salonda mı? Hemen Rüzgar'ın yatağına yat, Damla'yı getiriyorum. Evet Damla'mız burada. Sen mi? Yapabilir misin? Hadi bakalım. Dur önce şöyle yapayım. Ha. Al bakalım. Dur. Kafam böyleyken olmaz. Yine yastıksız. Sessiz ol, Rüzgar gelmesin. Yastık giriyordu gözüne. Hepten mi kapacağız? Bir... Sana güveniyorum. Hazırsan başla. Bu gözün değil mi? Bir, iki. Aç iyice gözünü, aç aç. Ay. Geldi mi gözüne? Elleme elleme elleme. Ellerini değdirsen mikrobu yeniden gelir. Hadi bakalım bir daha. Bir, iki, üç. Geldi mi? İyi misin? Tamam. Öbürüne ne yapacaksın ya? Mikrobun yok, bir şeyin yok. Neyse hadi geçmiş olsun. Abi iyice sen senin fizyolojik falan derken kendi kendine şey yapıyorsun ha. Göz damlası, ben bir şey sorayım mı sana? Ben kendi kendime yapamam kaç yaşında insanım. Vallahi bak çoraplarını, bu çocuk çoktan ne yapacağız bu çocuğu bilmiyorum. Hazır mısın anneciğim okula gitmek için? Hadi gel bakalım, okul montunu giymemişsin. Hadi gel okul montunu giy. Norm, çantan hazır değil mi anneciğim? Ben beslenmeni koydum, suyun tamam. Bugün İngilizce var. Bugün İngilizce var. Koydun mu defterini de? Hadi bakalım giy 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 bundan. Hazırlan hazırlan hazırlan, geç kalmayalım.
tam trafik saati oluyor ya, bir 5 dakika sonra o zaman okula geç kalıyoruz. Biliyorum, bu saatte çıkınca da biraz erken gidiyorsun okula ama yapacak bir şey yok. Çanta nerede? Koş çantanı al. Koş 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 koş. Hadi çıkıyoruz, koş. Ben gidiyorum kapının önüne. Montunu getirir misin? Rüya, montunu da getir. Annedim, geri... Rüzgar? Geri karar verdin sen. Okula mı? Anneciğim bakayım bir. Aa, bu Rüya'nın ona küçülen tişörtü değil mi, okul tişörtü? Vallahi olmuş sana. Rüzgar, ama bir şey söyleyeceğim anneciğim. Çok mu istiyorsun okula gitmek? Gideceksin mi? Rüya, okula gideceğim diyor Rüzgar. Rüzgar, hani pantolonun? Pantolonun yok altına. Okul montun yok senin. Bir de anneciğim, daha da büyük bir problem söylüyorum hazırsan eğer. Anneciğim dur. Senin sınıfın ve öğretmenin yok henüz. Rüzgar. Öğretmenin yanında mı oturur? Hayır, benim yanımda oturur. O bir şey yapmaz, izler. Anneciğim, olur mu öyle? Ya canı sıkılırsa? Ya bir şeyler yapmak isterse? Ya tuvalete gitmek isterse? Sen halledemezsin. Peki kızlar tuvaletine mi gidecek, erkekler tuvaletine mi? Bir, problem. İki, probleme devam ediyorum. Ders yapıyorsunuz diyelim, Rüzgar'ın canı sıkıldı. Ya da sınav anı. Herkesin sessiz olması lazım. Rüzgar kalktı, şarkı söylemeye başladı. Söyle şarkıyı. Sen bu şarkıları bana söyle. Aynen, olmaz. Tamam Rüzgar, tamam. Annen ne yapasın? Rüzgar. Ölüyorum doktorcum. Doktorcum. Rüzgar. Tamam, okula gitmek istemeni anlıyorum. Bu ne yalan söyleyip çok da hoşum. Hayır annem, gidemez. Ve sen böyle Rüzgar. Rüzgar, Rüya'yı okula göndermemiz lazım ama sen gidemezsin anneciğim. Daha bunun için ufaksın. Peki sen neden okula gitmek istiyorsun? Okulda merak ettiğin için mi? Bütün gün yanımda olmak için mi okula gitmek istiyorsun? Peki sen o zaman... Kardeşim, ben okula gittim. Annem, sen de okula gitmezsen bilgileri öğrenemezsin. Bak, okula gittin, okuma yazmayı öğrendin, matematik öğrendin. Sen bilmiyorsun. Sen öğren, hayat bilgisi öğreniyorsun. Bak be. Ha, ne öğreniyorsun? L, I, L, V. Harfleri mi öğrenmeye çalışıyorsun sen de? Annem, aferin sana ama daha bunun için çok erken oğlum. Dur bakalım. Arkadaşlar, siz okula gidiyor musunuz? Okula gidenler hemen yorumlarını yazsınlar. Ve o zaman Rüzgar okula gitmek için sizce biraz daha küçük değil mi? Allah, ortalık karışmış. Bir dakika, bir dakika. Düşün, siz İstiklal Marşı'nı söylüyorsunuz. O bir gün bir gün bir çocuk ya da mini mini bir kuş. Olur mu? Olmaz. Henüz hazır değil. Eyvah, nasıl ilerleyeceğim? Rüzgar, hadi sen odana, Rüya okula. Beraber okula mı gidiyorlar? Eyvah. Rüya, bence çok büyük risk alıyorsun. Aklıma bir şey geldi. Rüzgar, gir içeri. Girin, 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 girin. Okula gidemezsin ama istersen bugün Rüya'yı okula birlikte bırakabilirsiniz babanla. Öyle olur mu? Anlaşalım. Ama bütün gün benim. Annem, olmaz. Bütün gün mahvolursun sen. Deli misin? Öğretmenim var. Eyvah, ne yapacağım ben? Nasıl ikna edeceğim? Kapıya da dikili kızı da çıkartmıyor. Baban gelecek şimdi. Annem, okula gitmesi lazım Rüya'nın. Ben de okula gideceğim. Tamam, o da benimle gelsin. Hani büyük risk alırım, gelsin. Annem, yok, aldığın riskin bence farkında değilsin. Ben nasıl ikna edeceğim ya Rüzgar'ı okula göndermemi? Rüya, ben şimdi Rüzgar'ı alıyorum, içeri alıyorum, sen çık kapıdan. Eyvah, Rüya da bırakmıyor. Kaldık, yandık biz. Rüya, Rüzgar, size bir haberim var. Pek güzel bir haber değil ama beni iyi dinlemeniz lazım. Hazır mısınız? Söylüyorum, hazırsanız eğer. Doğalgazla ilgili bir problemimiz var. Ne? Söyleyeyim mi? Kombimiz çalışmıyor. Kışın ortasında sop soğuk mu kalacağız?
Şöyle bir sıkıntımız var. Doğalgazı bugün halledemiyoruz. Kombinin bozukluğu geçmiyor. Bundan dolayı birkaç saate evimiz birazcık soğuk olacak. Hatta çok soğuk olacak. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Şimdi çözüm düşünüyorum. Sizinle bu durumu paylaşmak istedim. Yapabileceğiniz bir şey var mı? Aklınıza gelen bir şey var mı? Düşünün bakalım. Ben de bu arada kombiyi nasıl halledebiliriz daha erken onu düşüneyim. Tamirci çağıralım. Tamirci mi? Tamirciyi çağırdık zaten. Adam çok yoğunmuş. Bir sürü dedi bozulan kombi var. O yüzden dedi size biraz geç gelebilirim dedi. Yapacak bir şey yok. Neyse ben içeri gidiyorum. Yemek hazırlıyorum. Siz burada oturun. İnşallah akşam olmadan iyice hava kararıp soğuk çökmeden halledilir. Ama bugün zor. Ne buldun annem? Ne oldu? Bitti. Nasıl? En son kolda umutumuz gelir. Biz burada bataryadır. Orasına yumurtalatır diye. Dışarıdaymışız gibi diyorsunuz. Kat kat kat. Marul olur. Marul gibi. Mantıklı. E hadi o zaman. Koşun. Herkes. Rüya dur. Rüya. Montun içine önce kalın giyinin. Kazak giyin. Senin üstündeki ince gibi. Önce kazak giy, sonra montlara. Haydi koşun bakalım. Kıpkısa, ay kıpkısa nereden çıktı? Kapkalın giyiyoruz. Annem giymişsin bile. Annem 5 dakika sonra bu sıcağı Allah yere düştü. Kızım o kadar da kalın değil montun. Tut. Aa, kalk. Kalk yardımcı ol azıcık. Rüya hadi kalk rüzgarı montunla sen giydireceksin daha. Tut bakalım. Tut. Annem böyle değil kollarına gibi. Sen böyle mi giyeceksin? Tamam hadi geç. Geç salona. Şimdi size kapkalın bir battaniye getiriyorum. Geç. Evet bu oldukça kalın bir battaniye. Bacaklarınıza. Rüya otur anneciğim getirdim battaniyeyi. Otur. Rüzgar sen de yanına otur. Heh. Yaklaşın birbirinize battaniyeyi örteceğim. Çabuk. Al. Aç. Heh. Bacaklarınız. Yorgan mı? Dur daha kalın. Bir tane daha battaniyem var. Daha büyük. Onu da getireyim bekleyin. Bu battaniye çift kişilik artık bu yeter onlara diye düşünüyorum. Kocaman bir battaniye getiririm. Hazır mısınız? Üşüme durumunuz ne? İyi misiniz? Hala üşüyor musunuz? Bakayım be burnuna. Birazcık soğuk. O zaman ne yapıyorum? Son çare. Yorgan. Annem iki kat battaniyeniz var. Bir tane de yorgan getirsek tamamdır. Ben de öyle düşünüyorum. Seni yorganı getireceğim. Evet getirdim. Bir... Evet. Aa rüzgar yok. Rüzgar. Ha buradaymış ha. Rüya. Kafanızı da sokun en iyisi. Çok mantıklı. Sok kafanı. Sen de sok. Bakayım içeriye. Dur. Tamam mıyız sizce? Yeterince ısındık mı? Ay bir dakika telefonum çalıyor. Efendim. Sağ ol hayatım. İyiyiz valla. Kombiyle ilgili sıkıntı var ya onu halledir. Gel yaklaş. Şu an mı battaniye, yorgan falan ne bulduysak altındayız. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Tamam. Çıkın. Kombinin bozukluğu dün bitmiş, babanız halletmiş. Benim bundan haberim olmadığı için kombiyi açmayı bile denemedim. Yani şu an kombiyi açıp sıcak evlerde yaşayabiliriz. Normal halimizi. Söyle şarkına. Rüyanın eski, çok eski, 2 yaşından kanlı bir şarkı geliyor. Canın sıkıldıysa kombiyi aç. Sıcak evlerde yaşa rahatını. Başla. Canın sıkıldıysa kombiyi aç. Rahat evlerde yaşa rahatına bak. Anneciğim ödevlerini yaptın mı? Bitirdin. Ödevleri yoktu ki. Yok mu? Etütte yaptınız mı bütün ödevleri? Hı-hı. Emin misin? Hı-hı. İyi düşün. Kitap okuyacağım. Dın. Dur. Kitaptan önce bir tane ödevim var senin. Kesme biçmeli bir şey. Yarın ne yapacaksınız biliyor musun? Çok ama çok ünlü bir ressamın hikayesini, daha doğrusu hayatını öğretmenini anlatacak size. Sonra neydi adı? Frida? Van Gogh geçen haftaydı. Bu hafta Frida Kahlo'yu çalışacaksınız. Ve de çok ünlü bir kadın ressam. Şimdi onunla ilgili de ne yapacaksın bugün biliyor musun? 2x2 boyutlarında el işi kağıtlarından bir sürü küçük parça keseceksin. Ben sana birazcık yardımcı olabilirim. Ben çizeyim, sen kes.
Bunun içine koyabilirsin. Peki renk olarak nasıl yapabiliriz? Şimdi nasıl? Mor olsun, lila. Mor, lila. Cartlak pembe olsun bir de içinde ya. Şöyle de renkli bir şeyler. Ne dersin? O zaman el işi kağıtlarını getiriyorum. Allah'ım, renklerin güzelliğine bakar mısın Rüya? Çok güzel değil mi renkler? Peki burada mı yapalım kesimi, oyun odasında mı istersin? Burada mı? O zaman şöyle yapalım. Ben yere oturuyorum. 2 santim makasımı sen bul. 2'şer santim boyutuna keseceğim. Ondan çizeceğim. Sen de bunları keseceksin. Bunun için öğretmenine sormamız gerekmez mi? Ama öğretmen 2 santim kesin demiş ya. Tırtıklığıyla bilemedim. Dur ya. Çok da havalı olurdu gerçekten ama, değil mi? Şöyle yapalım mı? Öğretmenini ara ve kendin sor. Öğretmenim, benim tırtıklı makasım var. Bununla yapsam olur mu de. Tamam. Neyse, gerekiyor. Sen bilirsin. Evet, karelerini hazırladım. Bak, renk pembe. Geç bakalım. İster yere otur, ister masana otur. Bir şey söyleyeceğim. İstersen sen yere otur, ben de bu arada öbür renklerden birini yapayım. Saat 8:30 oldu neredeyse. Rüya'nın ödevi bitmemiş olabilir mi? Daha akşam yemeği yemedik biz. Rüya ödevini bitirsin. Rüzgar uyuyor mesela. Rüya, anneciğim, hala bu ilişki kağıtlarını kesmiş bitti mi? Bitti mi? Hani bakayım nasıl yaptın? Morlar, pembeler, maviler, siyahlar. Kapat bakalım şimdi. Tamam. Ay, daha da mı var? Ters, ters. Ters. Ha, doğruymuş. Ben de burada ters ters diye yürüdüm. Kırmızı, sarı, yeşil, pembe. Rüya, bence çok güzel olmuş. Hepsine çok dikkat et, tamam mı? Çok güzel. Evet. Onu kullanırken dikkatli kullan. Az değil, çok da kullanma. Yiyecek misin yavrum? Tap mı bu? Evet. Bugünkü işimizi bitirdik zannediyorum. Başka ödevim var mıydı? Şu anda kaç kere? 1, 2, 3, 4 tane kalem. 4 tane mi? Annem, neden o kadar kalem kutu götürüyoruz biz okula? Biri resim şey için. Öbürü de kalemler. Öbürü de normal kalemler. Kuru kalemler. Biri de... Ben bayılabilirim. 4 kalem... Atıştırmalık mı? Yemekle mi götürüyorsun? Yemelik. Evet, tamam. Rüya, yemek yemedik. Yemek yedik. Kitabını okumadın. Yarın sınavım var. Hadi bakalım şimdi olamazsın. Gerçi sen dün bir kere dün bir kere okumuşsun. Şimdi bir kere daha okursun. Hiç merak etme.